Ben bugün dersi tahsiye ediyordum, yapılan dersi. Yani umuma gitmeyecek, yanlış anlaşılmalara vesile olacaktı. Tabirleri sileyim diye. Ondan sonra ne yaptım biliyor musun? Zil çaldı. Koştum, kapıyı açtım. Ondan sonra baktım, kimse yok. Meğer zil dersin içinde çalmış. Video izlerken derste çalmış. Mazide yani. Bir gün önceki derste çalmış. O dersi izlerken zil çalınca, aynı ortamdayım ya evde, dershanede. Aynı zil zannettim. Oysa mazide çalan bir zil, şimdi kapıyı açtım. Ne kadar yanlış. Hayal et bakayım ne demek istediğimi. Filmin içerisinde olan zil, hazırdaki zil zannettim, kapıyı açtım. Ve hırsızın girmesine vesile olacaksın, kapıyı açtım. Aynı bunun da geçmiş olan hadiseleri hayal edip düşünerek şimdi ona göre düşünmek, tavır takılmak da buna benziyor. Bir gün önceki ders çekerken kapı zili çaldı, kapı açılması doğruydu. Ve açmamak ona doğruydu o adama. Şimdi kapı açmak yanlış. Peki hangi zildi? Nasıl ayırt edeceğim? Şimdi kapı zili mi hakikaten şu anda şimdiki zamandaki mi zil çaldı? Filmin içinde mi? Eğer ben şu anda dershanede kendime mukayyet olursam filmin içindeki zil olduğunu bilirim. Aynı bunun gibi bu filmin içerisindeki zil çalınca bu yanlış olduğu gibi kafanda bir sürü filmler var. O zaman onların da çalması hatırına bir şey getiriyor. Bir şey. Onları çözmeye kalkma. Onlarla uğraşma geçmişteki. Kapıyı açma veya açmamazlık yapma. Kapı çaldı ya. Belki de o kapı çalarken filmde şu anda da çalabilir. İstisna da var yani böyle. Ha, o zaman geçmişi güne getirme. Getirmek o filmde çalan zili şimdi çalıyor zaten kapıyı açmaya benzer. Maziyle meşgul olma. O maziye takıldıkça batıyorsun değil evet mi işte abi? Bataklık. Biraz önce adam vardı ya şuradan. Ben şaka zannettim. Dedim ya yoldasın. Yardım edin bana dedi. Orada bataklık varmış. Ne bileyim herkes koştu oradan. Merdizine kadar adam bataklığa girmiş. Maziye de öyle. Niye battı adam? Aptal değildi ki. Niye battı? Normal bir yoldu. Yapraklar kapattı. Kuru gözüktü. Bastan da dibe gitti. Yanlışı neydi? Umumi bir yoldan gitmedi de ondan. Ha, o zaman geçmişte Abdülkadir meşgul olmak, filmin içerisinde çalan kapıyı şimdi çalıp zannetip kapıyı açmaya benzer. O zaman bir sürü muhariplerin girmesine vesile olur. Bu sabah rastladım o. Kalktım kapıyı açtım. Hey kim o? Hiç kimse yok. Vay dedim aşağıda. Kapıyı açtım ya. Vay dedim ya filmde çalmasın o. Filmi de durdurdum ya şimdi kapıyı açayım diye. Meğer film içinde bir de geri aldım bakıyorum filmde çalıyormuş. Niye öyle oldu? Kendimi kaptırdım da ondan derse. Ama dersi dinleseydim anlardım. Ama dersin içine girdim. Geçmişe kaptırırsan da kendini Kaptırırsan şimdiki zaman zannedersin geçmişi. Kaptırırsan. Peki ne yapacaksın? O adam bataklıkta ne yaptı? Bağırdı ve gittiler, çıkarttılar. Sen de işte bu derse, bu konuşmaya, bu tür arkadaşlara tutunursan çıkarsın. Umumi bir yoldan gideceksin. Allah tattırıyor bunları ya. Ezel ve ebed bir dünyada fanilik yokken, yani düşünebiliyor musun? Ezel ve ebed bir sistem, Allah'ın sistemi içinde ölüm var. Allah'ta ve sistemde ölüm yok. Fanilik var. Fani yok ki. Ama böyle bir dünya hayatında böyle bir şey ya. Bunları da tatmak insana mahsus. Meleklerde yok. Ciğer hayvanlar da ölüyor ama ölmeyi bilmez. Ne olduğunu bilmez. Onların ölümü böyle uyku gibi olacak ha geçecek. Usta diyor sığır kesilmek için yatırılan hayvan diyor. Baygınlık hisseder o da giderdi. İnsan öyle mi ya? Sekeratı yaşıyor bilmem ne yapıyor. Yani ölümü yaşamak gene insana mahsus kaliteli bir iştir yani. Şimdi bazıları der bunu duysa var ya manyağın birisi midir ya. Ölümü tatmak insana mahsus özelliktir. Kalitelidir. Hayatı anlama yükler, anlam katar. Ezeli ve ebedi hayatta belki birkaç saniye, birkaç hafta ölüm senaryosu veya birkaç sene, 60-70 sene ölüm derdiyle yaşarsın ama ezeli ve ebedi. Ne anlıyorsun ezeli ebediden? Bu çekirdek olacak. Vay be. Bakiymişim. Dünyada yaşadın ya faniliği. Ya. El gidiyor. İnsan doğru yorumlayamadın mı?
alıp götürür. Bazılarının bataklık olur geçmiş, bazılarında gelecek. Gelecek kaygısı, endişesi. Hazıra getiriyor. Gelmeden daha yaşamış gibi yaşıyor. Oraya koyuyor onu, kaldırıyor onu, veriyor onu, vermiyor onu, şey yapıyor falan. Allah oysa geleceği sana açarak, düşündürerek ahireti ona göre yaşamanı şey yapıyor. Ama sen bu sefer sıkıntılar, öyle olursa bu olur, bu olursa bu olur, korona olursa bir şey olur, olur. Olduğun zaman düşün canım. Usta'da ne güzel misali var. Yarın acıkacağım, susacağım diye. Şimdiden yarın içeceğin suyu içsen, yarın acıkacağın yemekleri yesen, şimdiye eklesen, yarın ne yiyeceksin? Bazılarına öyle diyor, mahvedersin, kusura bakmayın da. Tuvaleti bile eğiteceksiniz vücudu, bağırsağınızı. Gittin, geldin, bir çıktın 15 dakika sonra tekrar istedi, hayır diyeceksin. Gelseydi. Eğitiyorsun biliyor musun? İkinci beyindir yani bağırsak, sen tıpçısın. Sonra alışıyor. Yani ihtiyacı hakiki olunca götürüyor. Orada peki tuzağa nasıl düşüyorlar? Bekliyor adam tuvalette. Niye? Akşamki yarınkisi de şimdi gelsin diye. O zaman akşamki yarınkisi şimdi gelirse yarın ne yapacaksın? Onun için deli diyorlar ya, ne diyor ya. Tuvalet onun için bekliyor. Niye çok bekliyor? Ya öyle kandırıyor işte şeytan. O hissi veriyor. Çık dışarıya. Tek çıktıktan sonra oldu. Hayır diyeceksin. Olsaydın şimdi oradan çıktı. Ya ne diyorsun ya? Aynen öyle, o hisseder, o bilir. Bir de sana öyle yapmaz, oyun oynamaz.